Erdoğan'ın tek bir amacı seçim kazanmak. Şimdi bunu biliyoruz. Bunun içinde bir bu. Yani asla hani daha böyle devlet adamı tırnakta eskilerinki gibi devlet adamı olarak davranmayın meselesine öte kendi siyasi e, bekası için hareket ediyor ve bunu her zaman seçim kazanmaya odaklı olarak yürütüyor. Bir kere bunda hiçbir tereddüt yok. Bunu yaparken de Erdoğan'ın bir farkı da şu. Bunu yaparken de her şeyi yapabiliyor. Bunun için Bakın 2013'te gezi protestolarından sonra o şeyi kullandı. Hani çok kullanılan klişe var ya kutuplaşma dediği ama bunu çok şiddetli kullandı. Kılık kıyafetten tutunda da içki içenlerden oturulan semtlere kadar evet. biliyorsunuz yani hani bunları çok vahşice, şiddetli bir şekilde kullandı. Sonra ne yaptı? Ortaklık yaptığı cemaati acımasızca ezme şeyine de gidebildi. Mesela hani aynı şeyleri hani binlerle insanı mesela cezaevine koydu ama nasıl yargılandıklarını bile bilmiyoruz. Yani içlerinde berber var, lokantacı var, bilmem ne var ve bir dönem senin e, övdüğün bir cemaatin birlikte hareket ettiğin bir cemaatin ne inanmış insanlardı bunlar. Onları bir gecede mesela terörist yapabildi. Sonra ne yaptı? 2015'te seçimi kaybettiği zaman bir IŞİD teröristi ülkede ve hiçbir 10 Ekim katliamı işte Suruç biliyoruz Diyarbakır patlama hepsinin failleri ortadayken yani o 1 Kasım ma kadar olan süreçte yüzlerce insan hayatını kaybetti ve bunu da çok rahat yürütebildi bu politikayı. 2019 geldi seçim gaspı yaptı. Yani şunu söylemek istiyorum. Erdoğan seçimi kazanmak için her türlü şeyi yapabiliyor. Bu yaptığı da o her türlü şeyin içinde bir politika. Yani Türkiye'deki ekonomik sorunu düzeltmek için değil. Hatta daha da kötüleştirilecek bir adımı ataraktan şunu yaptı. Doları düşürme pahasına devletin elindeki Olanakları, kaynakları, belki de son kalmış kaynakları bir kez daha e, kendi oy tabanını konsolide etmek için harcamaya göze aldı. Hani 128 Peki. milyar dolar rezervi yaptı diyoruz ya, aynı şeyi şimdi yapıyor.